Günaydın Müjgan Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Müjgan Hanım, şimdi size bu gelin neydi ismi? Şengül. Evet. Şengül size kayınpederiyle ilgili ne zaman ne anlattı? Kayınpederiyle ilgili bizim köye konteyneri koyduğumuz zamanlarda kayınpederimle bizim aramız iyi. Yani. Şimdi kayınpederimle aram iyi yani. Çünkü daha evvel bundan 7-8 yıl evvel kayınpederi onu dövdüğü için aileyle bir sıkıntı yaşamış. Yani size bu anlatımını benim artık kayınpederimle aram iyi şeklinde de anlatmış olabilir. Aram iyi. Yani. Böyle söyledi açık açık. Evet, bir de biz Karadere Jandarma Komutanlığı'na ifadeye gittiğimiz zaman... Evet. Komutanlar bizimle paylaştılar, böyle bir duyum var, sizin de haberiniz var mı diye. Eşime de sormuşlar hatta. Eşim de demiş ki, eşime söyledi demiş benden ötürü. Evet, böyle bir şey var dedim. Ve dedi ki, jandarma komutanlığındaki jandarmalar bize söylediler ki, gelinin ailesi tarafından da dile getirildi bu dediler. Yok, biz gitmedik. Biz karakola gittik, 10 saat 12 saat ifade verdik. Jandarma bunu bize de sordu ama biz size ne söylesek onu o şekilde söyledik. Bildiğimizi söyledik. Peki ben size şunu sorayım Müjgan Hanım. Şu arkayı şöyle yana alalım arkada gölgesine. Müjgan Hanım şimdi size bu gelin Şengül Hanım bu kayınpederiyle mevzusunu ne zaman anlattı? Köydeyken anlattı. Köydeyken yani ne zaman? Evet. Konteyneri koyduğumuz zamanlarda anlattı. Siz ne kadar konteyneriniz durdu orada? Bir sene falan. Durdu bir sene yani. Bir sene falan durdu Müjgan. Efendim? Bir sene durdu. Bir sene durdu. Yani bunu mesela bir sene önce mi anlattı? İşte ne bileyim yani yaz başı mı anlattı? O kalan bir sene içinde. Konteyner kaldı ya köyde. Evet. O kalan bir sene içinde anlattı. Peki siz de şimdi bunu anlattı. O zaman evet. Size mi gelip anlattı siz mi onlara gittiğinizde anlattı? Yok hayır Müjgan'ım. Zaten mesela konteynerin yanlarında gezerken olsun. O zaten gelirdi Şengül. Devamlı zaten gelirlerdi. Hmm. Yemek olsun mesela bir mangal yapardık. Devamlı bulunurlardı bizim yanımızda. Amca da bulunur muydu? Amca da bulunurdu. Amcanın da yerine göre yani rakı bardağı. Başta sizin oraya gelmenize bir şey söylemedi yani mangallar falan yapıyorsunuz. İlk başta bir şey söylemedi. Sonradan. Sonradan. Peki neden sonradan laf söylemeye başladı? Artık işte bu yer davasından mı canım? Yer davasından olsa en başta laf söyler. Sonradan söylüyor. Çünkü gelininle senin, ya daha doğrusu senin gelininin yanına yaklaşmanı istemiyor. Aslında problem bu. Evet. Aslında yer davası yok. Yani, şimdi adamlar canım. Ortada yok. Arkalarından konuşuyoruz tabii yer merdiye. Konteyneri koymuşsunuz, bir sene orada durmuşsunuz. Mangal da yapmışsınız. Yer mevzusu olsa adam sizi orada en başta istemez. Sonra senin gelinine bakışından, neyinden falan rahatsız oluyor bir şeyinden rahatsız oluyor. Bilmiyorum ben kötü gözüne... Bilirsin. Kötü gözüne kesinlikle bakmadım ben. Tamam sen bakmadın. Bak şimdi buradaki konuşmalarda şunu anlamıyoruz herhalde. Hepimize anlatıyorum. Sen bakmamış olabilirsin ama o bundan rahatsız mı oluyor? Bilmiyorum işte. Biliyorsun. Çünkü resimlerini aldın gelinimin demek falan ne demek bu demek. O öyle dedi bana resimlerini aldım dedi ama ben resim falan almadım. Tamam almadın de. Ama o senden şüpheleniyor o resimler de kaybolunca yine senin evet. Aldığını düşünüyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani senin gelininle aynı yerde kalmanı istemiyor bu adam. Evet. Buradan bu çıkıyor. Yani adam aslında mal davasında değil orada toprak davasında değil. Senin gelinin etrafında dolaşmanı istemiyor. Değil mi? Evet. Bu bir. İkincisi şimdi siz bunu öğrendiniz. Nasıl anlattı size bunu durup dururken insan böyle bir şeyi anlatmaz bir başka geline. Bana mı sordunuz? Evet yani? Müjgan Hanım size anlattı diyorsunuz ya bana anlattı diyorsunuz. Nerede anlattı, evet. Nasıl anlattı, mevzu oraya nasıl geldi yani? Bizim konteynerin yakınlarına gelmişti. İnek falan gidiyorlardı onlar. Evet. Normal zaten konuşulabilecek bir şey olsa da konuşulamayacak bir şey olsa da hemen ortaya atan bir... Bayandı Şengül. Durup dururken size böyle bir şey söyledi. Evet, evet. Siz ne dediniz? Ben de şaşırdım. Nasıl olur dedim. O tekrarlamaya başladı. Sonra eşimle paylaştım. Hemen o gün paylaştınız mı?
Evet. Peki sonra siz o zaman karı koca onların hareketlerini de takip etmeye başladınız. Etmedik mi? Nasıl etmedik Müge Hanım? Ay şöyle. Kaç olsa eder. Müge Hanım, bir tırnak içinde sizi desteklemek için söylüyorum. Şimdi bu geldi giderken Müjgan Hanım'a böyle böyle dedi, bu sırrı verdi. Hı hı. Müjgan Hanım da geldi, o sırrı eşinle paylaştı. Peki ondan sonra amca, gelin falan gelip mangal yakarken konteynere uğramıyorlar mı? Geliyorlardı. Hı. Ama önceden bunlar oldu. Yani önceden eşinin sana fısıldadığı tarih daha önceydi. Evet. Daha sonrası bunlar mangal yakmaya geliyorlar. Yok, öncesine de geliyorlar, sonrasına da geliyorlar. Tamam. Geliyorduk kışa. Ama sonradan geliyor. Bu olaylar bittiği zaman söylemiyor. Tabii tabii, bu bir süreç eski, var. Evet. Bu süreç içinde önceden gelin Müjge Hanım geliyor, eşine anlatıyor, bu budur budur diye bu sırrı veriyor. Hı. Daha sonra da bu sır aralarında saklanarak beraber mangal yemeye devam ediyorlar. Evet, nasıl oluyor? Ve siz o arada ikisinin arasındaki şeye bakmıyor musunuz, mesafeye? Bu şekilde ben bakmadım. Mümkün değil. Mümkün değil ya. Mümkün buna değil. Buna inanılmıyor zaten. Dedim ya Müge Hanım, gelemiyor. Bu şekilde bakmadım. Mümkün değil. Hala aklım kesmiyor yani. Benim hala aklım kesmiyor. Bak şimdi, bakın biz inanıp inanmamaktan bahsetmiyoruz. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. İhtimal. Şimdi sizin oğlunuzun ortaya attığı iddianın üzerinde konuşuyoruz. Yani sizin oğlunuzun ve gelininizin anlattığı ne kadar doğru, onu tartışıyoruz biz şu anda. Evet. Yani Müjgan Hanım diyor ki bana anlattı bunu Şengül. Ben de diyorum ki Müjgan Hanım, Şengül bunu size anlattıktan sonra sizin gözleriniz hep o kayınpederle gelinin üzerinde olur. Başka hiçbir yere bakılmaz artık. Eğer doğruysa anlattığınız. Bunlar ikisi beraber gidiyorlarsa o bilgi değerlendirilir. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Müjgan Hanım. Efendim? Sonra sürekli sizin onları takip etmeniz gerekirdi. Takip etmedik Müjgan Hanım. Mümkün değil Müjgan Hanımcığım, kusura bakmayın. İsteğiniz dışında olurdu bu. Mümkün değil yani. Ben hani dedektif gibi peşine takıldığınız anlamında söylemiyorum. Yemek yerken bakarsınız birbirlerine nasıl. Dışarıda bakarsınız, orada bakarsınız. Bakarsınız. Bakmadınız mı? Canım bunu hemen hemen herkes biliyor. Kim? Jandarmaya kadar gidilmiş yani. Artık her şey ortaya dökülmüş. Kim biliyor başka? Eğer Yaşar Bey anlattıysa konteyner kaldırıldıktan sonra onu bilirler. Başka kime anlatmış bu gelin bunu? Tamam da Müge Hanım, gelin olarak anlatmış demiyorum. Jandarma karakoluna gittiğimiz zaman biz... Evet. Jandarmalar tarafından bize soruldu bu konu. Tamam. Haberimiz çünkü sizin oradan kalkalı işte iki ay, bir ay olmuş neyse konteyner. Eğer Yaşar bunu anlattıysa birileri de ben bunu duydum demiştir karakola. Demiştir ama Müge Hanım, Şengül'ün ailesi tarafından da dile getirilmiş bu. Bana da sordu, öyle dedi. Bize birebir bunu söylediler. Biz ifade vermeye gittiğimizde jandarma bize dedi böyle böyle ama dedik biz hiçbir konuda biz bilmiyoruz. Jandarma biz... İfade vermeye gittiğimizde soruldu. Tamam, eğer bu Yaşar'dan ya da daha sizden çıktıysa bu dedikodu, sizin bu anlattıklarınızda da insanlar gittiklerinde bunu söylemiş olabilirler. Bir de şöyle bir şey oldu. Bu dedi ki ben rahatsız oluyorum. Kayınpederi hani gelini dedi evde bırakamıyorum tek köyde. Biraz hani saf gibi falan. Ben de dedim ki o zaman siz dedim aklı başındasınız dedim. Çarşıya gidersen çarşıya. Madem zat dedi hani şey yapamıyorsun cahil. Aklı hani pek kendini... ifade edemiyor. Çarşıya git de çarşıya, pazara git pazara. Hani şey yapıyorsan, dağa gidiyorsan dağa götür gelin. Onu o fikri ben de verdim yani onu. Nereye gidiyorsan dedim götür. Hani karısı da var, karısını da götür. Ama karısı beraber gidiyorlar onlar. Tek gitmiyor ki karısıyla. Dağa da beraber gidiyor. Çarşı pazara da beraber gidiyorlar. Her yere beraber gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar bak Müjgan Hanım. Sen de bir iyi düşün. Şimdi köydekileri başkalarının bilmesi falan değil önemli olan. Bu dedikodu senden çıkmış oluyor o zaman. Canım hepsi biliyorlar. Hepsi biliyorlar ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Tamam şimdi artık biz de biliyoruz da konuyu değişmez. Siz anlattığınız için biliyoruz. Siz anlatıyorsanız birilerine herkes bilir. Bu dedikodu senden çıktı o zaman diyorum. Canım dün siz de dile getirdiniz. Neyi?
gizli saklı bir şeyiniz çıkar, yayına katılırsak dedi demiştiniz. Tamam işte şimdi söylemiyorlar. Jandarma söylemiş işte şimdi. Murat başka kafada da şu anda. Bunu kabul etmiyorlar Müge Hanım. Bunu kabul etmiyorlar. Haberimiz vardı demiyorlar. Şimdi şu anda suçlu duruma bizi düşürüyorlar. Hayır, varsa da Müge Hanım bakın. Sizi kimse, onlar suçlu duruma düşürmüyorlar. Siz de biliyorsunuz ki bu kayıplar, bu cinayet işlendikten sonra herkesin gözü Yaşar Bey'in üzerine çevrilmiş. Şimdi Yaşar Bey geldi diyor ki ikisinin arasında bir ilişki vardı. Kimden duydun? Gelin eşimden duydum diyor. Sizden başka konuş... Ben de diyorum ki baktınız mı onları, takip ettiniz mi? Etmedik diyorsunuz. Bana da bu inandırıcı gelmiyor. Bağlansın eğer bilen varsa. Şimdi kendisi de... Sen Müjgan'cığım sen otur doğru düşün. Sana bu kız ne söyledi? Gülşen de buna söylemiş ya. Söylediklerini söylüyorum birebir Müge Hanım bana. Ama sonrası inandırıcı değil Müjgan'ım, kusura bakma. Sonrası inandırıcı.